Kristal grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 9.95 bölgesini kesin stop noktası olarak takip ediyoruz ve bu bölgeye tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturup o bölgede tutunmayı sağlamaya çalışıyor. Altına düşüşler olmadığı sürece tekrar tepkisel hareketleri gerçekleştirip 12-15 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız direnç konumunu almış oldu. O bölgeye tepkisel hareketleri gerçekleştirip üzerine geçişler sağlanıp kapanışlar oluşursa yukarı tepkisel hareketleri devam ettirerek ara direnç bölgesi olan 14.75 bölgesine kadar bu tepkisel hareketleri devam ettirebilir. 14.75 bölgesi üzerine geçişler oluşmadığı sürece bu yatay süreci devam ettirerek güç kazanma durumu devam ettirebilir. 9.95 bölgesindeki kesin stop bölgemiz altına geçişlerde oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali gerçekleşebilir ve bu bölgelerden de lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Penguen gıda grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda geri çekilme güç kazanma durumunda ara destek bölgesi olarak bir önceki hedef noktamız olan 7.50 bölgesi destek konumunu oluşturmuş ve o bölgede tutunmayı sağlamış. Tekrar tepkisel hareketleri oluşturup ara direnç bölgesinin üzerine çıkışlar sağlanırsa 7.90 bölgesi yapmış olduğu zirve bölgesi ve bir sonraki hedef noktamız olan 9 bölgesine kadar bu yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturup daha sonra kanal bölgesinin üst noktası olan 10 bölgesine kadar da devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 7.25 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Altına geçişler oluşursa 6.65 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşabiliriz. O bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir. 6.65 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun alt destek bölgelere kadar devam etme ihtimali oluşacağından dolayı o bölgede stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yukarı tepkisi hareketleri gerçekleştirip ara direnç bölgesi olan 7.90 bölgesinin üzerine çıktıktan sonra en önemli direnç noktası da 8.25 bölgesi olarak gözüküyor. 8.25 bölgesi geçilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali artarak 9 ve 10 hedeflerini gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. Pattern grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 110 hedefine bir tepkisel hareket oluştursa da kanal direncine takıldığını görüyoruz 105 bölgesinde ve o bölge üzerine geçişler sağlanmadan tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturarak bir önceki hedef noktamız olan 91 bölgesini test etmiş ve o bölgede de tutunmayı sağlamış. Altına düşüşler oluşmadığı sürece tekrar yukarı tepkisel hareketleri gerçekleştirip yapmış olduğu zirve bölgesi olan 105 bölgesini test edip bir sonraki hedef noktamız olan 110 bölgesi ve kanal bölgesinin üst noktası olan 115 bölgesini de gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 91 bölgesindeki bir önceki hedef noktamızın altına geçişler oluşursa 85 bölgesinde yarı yarıya stop noktamız ve 79.50 bölgesinde de kesin stop noktamız var. O bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek olarak sürebilir. Fakat 79.50 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçişler oluşursa mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Geri çekilme güç kazanma durumunun alt destek bölgelere devam etme ihtimali gerçekleşebilir.
Pin su grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 23 hedefini test ettiğini ve o bölgeye de yakın bir şekilde haftayı kapattığını görüyoruz. Üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgesinin üst noktası olan 25 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop noktası olarak 21.35, kesin stop noktası olarak da 19.85 bölgelerini belirledik. Bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir. Altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali oluşacağından dolayı 19.85 bölgesinde kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. TAT gıda grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda yarı yarıya stop bölgemiz olan 35 bölgesinden bir geri çekilme durumu oluşturarak 32.50 bölgesindeki kesin stop noktasına yaklaştığını görüyoruz ve o bölgede tutunmayı sağlamış. Oradan yapacağı tekrar tepkisi hareketlerde 35 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızda direnç konumunu almış oldu. Öncelikle o bölge üzerinde kapanışları yapması gerekecek. 35 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra ara direnç bölgesi olan 37.50 bölgesine bir tepkisi hareket oluşturabilir. 37.50 bölgesi üzerine geçişler meydana gelirse yakın hedef bölgemiz olan 40 bölgesine ve 40 bölgesi üzerinde de 45 bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumuna dönüşebilir. 35 bölgesi üzerine çıkışlar sağlanmadan geri çekilme güç kazanma durumunun alt destek bölgelere devam etme ihtimali oluşursa 32.50 bölgesi altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Tukaş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 8.50 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasında tutunmayı sağlayarak bir tepkisi hareket başladı. Bir sonraki hedef noktamız olan 10 bölgesine yaklaştığını fakat 10 bölgesi üzerine çıkışlar sağlayamadan bu bölgede yatay bir sürece geçtiğini görüyoruz. Geri çekilme güç kazanma durumlarında tekrar 8.50 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşmadığı sürece 10 üzerinde kapanışları sağlayarak yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracağı 11 bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. 11 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 14 bölgesine kadar bu yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirebilir. 8.50 bölgesinde yarı yarıya stop noktamız ve 7.75 bölgesinde de kesin stop noktamız bulunuyor. Bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha fazla gözüküyor.